Babacım, Cenap Bey amca döndü Almanya'dan. Duydum. Söyledin ya, hoş gelmiş. Oo, ne maceralar yaşamış. Macera mı? Kadınlarla babacım. Bize ne? Sen utanmıyor musun evin içinde böyle şeyler konuşmaya? Hadi bakalım. Ayşeciğim, sen de otur. Otur Ayşe yenge. Geç kızım şöyle. Sağ ol enişte. Davutcuğum, tıraş mı oldun? Hı hı, olduk. Oo. Oo, pamuklar gibi. Bak Ayşe yenge, senin de böyle kocan olsun, sen de öpersin. Öyle yumuşak yumuşak. Tövbe. Halt! O nasıl söz? Yemeğini ye, patlatırım ben seni. Aa, sabah sabah başlamayalım gene. Fena bir şey söylemedi çocuk şimdi. Daha ne söyleyecek Ulviye? Başladı yine sapıtmaya. Eline sağlık abla. Afiyet olsun canım. Biz de elbet bir şey biliyoruz ki konuşuyoruz. Ne biliyor musun? Ayşe yengeme bir talip var. Kimmiş o? Eskici Hüseyin amca. Ah, Allah yazdıysa bozsun. Gene mi o pis adam? Sana mı söyledi? Tertibe söylemiş. Utanmaz. Söyle o galibe, sokmasın burnunu böyle işlere. Patlatacağım ikisinin de sesini. Sen yemene bak kızım. Yemene bak Ayşe yenge. Seni kimse zorla evlendiremez. Babam patlatır sesini. Kes. Zahir oy. Mach dir nicht sauer. Evet yavrum. Sie schämt sich sonst. Sen anlamıyorsun diye Almanca konuşuyorlar bak. Sana söylüyoruz Dummkopf. Nein, nein Davut. Dummkopf yok. Söyletmesin o da. Gözü kör olasıca yılan. Aslında fena adam değil be Ayşe'nge. Dişlerini de yaptırmış. Halt! Bak hala konuşuyor. Allah aşkına enişte, benim yüzümden vurma çocuğa. Ya öyle. Dua et sen şu kadına. Anneciğim, söyleyecek misin? Ne söyleyecek? Dilek dükkan kapatılınca işsiz kaldı da Davut. Biliyorum. Kız çok solduğumda. Bizim yanımıza alalım babacığım. Telefonlara bakar. Olmaz bizim yanımızda. Olabiliyor Davut. Bir düşünelim. Ne yaparım ben sonra bu iki eşekle Ulviye?